hüve nüktesinin ahirinde bu parça yazılacak. Gördüm ki, alemi misal, nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf, hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinemayı uhreviye ve faniyatın fani ve zail hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermediği temaşagahlarda ve cennette saadet-i ebediye ashablarına dünya maceralarını ve eski hatıralarını levhaları ile gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinası olarak bildim. Hem levh-i mahfuz'un hem alemi i misal'in iki hücceti ve iki küçük numunesi ve iki noktası insanın başında olan kuvve-i hafıza ve kuvve-i hayaliye mercimek küçüklüğündeyken hiç karıştırmayarak kemal-i intizamla içlerinde bir büyük kütüphane kadar malumatın yazılması kat'i ispat eder ki o iki kuvvenin numuneyi ekber ve azamları alemi misal ile levh-i mahfuzdur. Hava ve su unsurlarının hususan nutfelerin suyu ve hava unsuru toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalemi kader ve kudret ile yazıldıkları ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve camit ve hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve Hakîm-i Zülcelal'in kalemi kader ve hikmetinin sayfesi olduğu ilmel yakin ile kat'î bilindi, mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel Kardeşiniz Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de faal, sebatkar arkadaşlarım. Evvela bu sene Hacı Ekber manasını taşıyan Leyali Aşerenizi ruhu canımızla tebrik ederiz. Saniyen hem dahilde hem hariçte nurun fütühatı devam ediyor. Fakat gizli düşmanlarımız olan ehli dalalet ve sefahet, ehemmiyetsiz bazı hadiselerle nur talebelerine telaş vermeye, ve habbeyi kubbe yapıp sarsıntı veriyorlar. Bugünlerde ekser kitaplarım ve üç senelik muhabere mektuplarım meydanda bulunan ehemmiyetli bir şakirdin hanesine yakın gecede bir vukuat oldu. Ondan istifadeyle o şakirdin hanesini taharri etmek yüzde doksan ihtimali kavi varken, Cenab-ı Hak inayetiyle ve hıfz himayetiyle o haneyi taharriden kurtardı eğer sabahleyin safdil iki kardeşimizi ciddi ikaz etmeseydim ve kitap ve mektupları oradan kaldırmasaydım, yine nur dairesi içinde büyükçe bir mesele olacaktı. O vukuatta bir nevi siyaset korkusu da görünüyor. Gerçi inayeti ilahiye bizi muhafaza etti. Fakat bu sırada ki, mecmualar çıkıyor ve intişar ediyor ve biz de pek çok sükunete ve ihtiyata mecbur olduğumuz halde, böyle heyecanlı bir hadise, Habbi kubbe yapan düşmanlarımız bize telaş ve sarsıntı verecekti. İnayeti ilahiye o planı da defetti, bizi muhafaza etti. Fakat o hilaf-ı memul birden bu hadiseden ruhuma gelen heyecan ve manevi darbe ve nur hizmetine ehemmiyetli zarar gelmek düşünmesiyle hiç ömrümde görmediğim bir sıkıntı ve asabımda manevi yaralar açıldı. İhtiyarsız teessürat beni çok eziyordu birden Cenab-ı Erhamur Rahim'in kemali merhametinden o teessürat-ı manevi yaralarıma tam bir merhem olarak çok fedakar Nuri Benli'yi ve Kastamonu kahramanı Sadık Bey'i ve İnebolu kahramanlarından İsmail'i tam bir merhem ve ilaç olarak ikinci gün gönderdi. Hem 15 seneden beri şehit olmuş işittiğim ve daima Ubeyt gibi şehit talebelerim içinde ona dua ettiğim hem işaratül icazı hem onuncu sözü tab eden Molla Hamza, hayatta, Irak'ta olduğunu ve nurları aradığını, memlekete giden kardeşimiz, Emin'in mektubunda o müjde tamamiyle yaramı tedavi etti. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun dedim. Umum kardeşlerimize binler selam ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela size hem acip hem elim hem latif bir macerayı hayatımı, düşmanlarımın hem şeni hem bin ihtimalden bir tek ihtimal ile hiçbir şeytan hiçbir kimseyi kandıramadığı bir iftiralarını ve nura karşı istimal edilecek hiçbir silahları kalmadığını beyan etmeye bir münasebet geldi şöyle ki. Tarihi hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben, 20 yaşlarındayken, Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde, iki sene onun ile ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun altı adet kızları vardı. Üçü küçük, üçü büyük. Ben üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta bir alim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Herkes ve ben de bu hale hayret ederdik. Bana sordular, neden bakmıyorsun? Derdim. İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Hem 40 sene evvel İstanbul'da kağıthane şenliğinin yevmi mahsusunda, köprüden ta kağıthaneye kadar, Halic'in iki tarafında binler açık saçık Rum ve Ermeni ve İstanbullu karı ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum Mebus Molla Seyit Taha ve Mebus Hacı İlyas ile beraber kaya bindik. O kadınların yanlarından geçiyorduk, benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas, beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassut ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip dediler. Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın. Dedim, lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum. Hem bütün tarihi hayatımda hediyeleri kabul etmek, ve minnet altına girip halkın sadaka ve ihsanlarını almaktan çekindiğimi, benimle arkadaşlık edenler bilirler. Nurların ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin şerefini ve selametini himaye etmek için, dünyanın maddi ve içtimai ve siyasi bütün ezvakını ve merakını terk ettiğimi ve idam gibi ehli garazın bütün tehditlerine beş para ehemmiyet vermediğimi, yirmi sene işkenceli esaretimdeki iki dehşetli hapislerimde, ve mahkemelerimde kat'i göründü. İşte 75 sene devam eden bu düsturu hayatım varken Risale-i Nur'un fevkalade kıymetini kırmak fikriyle şeytanların bile hatırı hayaline gelmeyen bir iftira resmi makamını işgal eden bir adam yaptı. Ve demiş, gecede tablalarla baklavalar, fahişe ve namussuzlar yanına gidiyorlar. Halbuki benim kapım gecede dışarıdan ve içeriden kilitli. Hem sabaha kadar bir bekçi o bedbahtın emriyle kapımı bekliyordu. Hem buradaki komşular ve bütün dostlar bilirler ki ben işa namazından sonra ta sabaha kadar hiç kimseyi yanıma kabul etmemişim. İşte böyle bir iftiraya bir sefih, ahmak insan eşek olsa sonra şeytan olsa buna ihtimal vermez. O adam anladı, o gibi planlardan vazgeçti, buradan başka yere cehennem olup gitti.'' onun resmiyet cihetiyle beni değil, belki nurcuları lekedar etmek için kurduğu planı ile bu yeni hadiseyi vesile edip şakirtlere leke sürmek istenildi. Fakat hıfz himayet ve inayet ilahiye o planı da harika bir tarzda akim bıraktı. Bu beyanla ben nefsimi tebriye etmiyorum. Belki kutsi hizmeti imaniye o nefsi bütün hevesatından vazgeçirmiş ve o hizmetteki manevi zevk ona kafi geliyor demek istiyorum ve nurcuların ihtiyat ve dikkate ihtiyaçlarını beyan ediyorum. Saniyen, makine işinde tecrübeli ve muktedir hususi katibi size gönderiyorum. Kendim zahmetle yazdığımdan, bundan sonra kısaca yazacağım, gücenmeyiniz. Salisen, Eflani taraflarından Hatip Mehmet Tevfik'e selam ediyorum, rüyası mübarektir. Rabian, bu dakikada Kastamonu Hüsrevi Mehmet Feyzi'nin tebrik ve nur fütuhatının müjdelerini havi parlak, güzel mektubunu aldım. Ve o kıymetli kardeşimiz başta olarak Hilmi, Emin, Beş Kardeşler, Ulviyeler, Zehralar, Lütfiyeler gibi nurcu hemşirelerimizin hem leyali aşerelerini hem bayramlarını ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Hem Hulusi'nin hem Feyzi'nin mektuplarını leffen gönderiyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Nur'un ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi. Çokların namına benden sordu ki: "Nur'un halis ve ehemmiyetli bir kısım şakirtleri pek musırrane olarak ahir zamanda gelen Ali Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindiğin halde onlar ısrar ediyorlar. Sen de bu kadar musırrane onların fikirlerini kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Elbette onların elinde bir hakikat ve kat'i bir hüccet var." ve sen de bir hikmet ve hakikata binaen onlara muvafakat etmiyorsun. Bu ise bir tezattır. Herhalde halde hallini istiyoruz. Ben de bu zatın temsil ettiği çok mesaillere cevaben derim ki, o has nurcuların ellerinde bir hakikat var. Fakat iki cihette bir tabir ve tevil lazım. Birincisi, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin, şahs manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz ve onun üç büyük vazifesi olacak. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile ve maddiyun ve tabiyyun taunu beşer içine intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehli imanı dalaletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şey bırakmakla çok zaman tetkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammediye Ali sallallahu ve selam cihetindeki saltanatı onun ile iştigale vakit bırakmıyor, herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri, kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İkinci vazifesi, Hilafeti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ünvanı ile şairi İslamiyeyi ihya etmektir. Alemi İslam'ın vahdetini noktayı istinat edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab ilahiden kurtarmaktır. Bu vazifenin noktayı istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır üçüncü vazifesi, inkılabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam kanunları bir derece tatile uğramasıyla o zat, bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı İslam'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Şimdi hakikati hal böyle olduğu halde en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkiki bir surette umuma ders vermek, hatta avamın da imanını tahkiki yapmak vazifesi ise manen ve hakikaten hidayet edici irşad edici manasının tam sarahatını ifade ettiği için, Nur şakirtleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden, ikinci ve üçüncü vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecedir diye, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili, Nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi, ve o şahsı manevi de bir nevi mümessili olan bir tercümanını zannettiklerinden bazan o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir. Fakat onlar onda mes'ul değiller. Çünkü ziyade hüsnüzan eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebelerinin kemal itikatlarının bir tereşşuhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Hatta eski evliyanın bir kısmı, kerameti gaybiyelerinde Risale-i Nur'u aynı o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri, bu tahkikat ile tevili anlaşılır. Demek iki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Birincisi, ahirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat hilafeti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ve ittihadı İslam orduları ile zemin yüzünde saltanatı İslamiyeyi sürmek cihetinde herkeste hususan avamda hususan ehli siyasette hususan bu asrın efkarında o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Ve bu isim bir adama verildiği vakit bu iki vazife hatıra geliyor siyaset manasını ihsas eder, belki de bir hotfuruşluk manasını hatıra getirir. Belki bir şan şeref ve makamperestlik ve şöhret perestlik arzularını gösterir. Ve eskiden beri ve şimdi de çok saf ve makamperest zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar. Hem mahkemede Denizli ehli vukufu, bazı şakirtlerin bu itikatlarına göre, bana karşı demişler ki, eğer Mehdi'lik dava etse, bütün şakirtleri kabul edecekler. Ben de onlara demiştim, ben kendimi seyit bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı, Ali Beyt'ten olacaktır. Gerçi manen ben Hazreti Ali'nin radıyallahu an bir veledi manevisi hükmünde ondan hakikat dersini aldım ve Ali Muhammed Aleyhisselam bir manada hakiki nur şakitlerine şamil olmasından ben de Ali Beyt'ten sayılabilirim. Fakat bu zaman şahsı manevi zamanı olmasından ve nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik ve şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek ve şan şeref kazanmak olmaz ve sırrı ihlasa tam muhalif olmasından Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrediyorum ki, beni kendime beğendirmemesinden, ben öyle şahsi ve haddimden hadsiz derece fazla makamata gözümü dikmem ve nurdaki ihlası bozmamak için, uhrevi makamat dahi bana verilse, bırakma kendimi mecbur biliyorum dedim, o ehli vukuf sustu.